Herkese günaydın arkadaşlar. Sabahleyin bir kalktık, böyle her yer bembeyaz olmuş. Şükürler olsun ki beklediğimiz kar geldi. Bayağı bir bekletti bizi ama en sonunda geldi. Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz böyle. Evet arkadaşlar, gerçekten yeni uyandım ama sabah kalkınca mutlulukla uyandım diyebilirim yani. Çok güzel gerçekten de. Bembeyaz oldu. İnşallah birazdan bir kahvaltımızı falan yapalım. Annemin o tarafa gideceğiz. Birkaç gün annemde kalacağız. Giderken de size bol bol çekeceğim inşallah. Bakar mısınız? Halen yağmaya devam ediyor. Çok güzel yağıyor. Ne güzel yağıyor değil mi? Bak 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 bak. Oo. Evet arkadaşlar biz anneme geldik şimdi. Geldiğimizde hemen size hatta biraz kar manzarasını falan çekecektim ama kayınvalidemle görümcem geleceklermiş. Biz de zaten annemle yakın oturduğumuz için buyurun gelin dedik, buraya gelecekler şimdi. Ben de alel acele hemen bir kek çırpayım dedim. Ve hazır yufka almıştım. Ondan da gözleme yapacağım şimdi. Kayınvalidemin diş sıkıntısı var. Ona da hemen bir çorba koyduk. Yoğurdu çorba. Şimdi bir de çayımızı koyduk demlensin diye. Alelacele hemen bu şekilde hazırlıklarımı yapayım. Aslında market vlogu çekecektim size ama dediğim gibi acele olduğu için alelacele annem hemen yerleştirdi marketlikleri. Şimdi de kekimi hemen gördüğünüz gibi çırptım. Biraz daha karıştırayım şu kakaolarını falan. Hemen şöyle bir kalıbım var. Kalıbıma dökeceğim inşallah. Evet, şimdi kekimi fırından çıkardım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir sos... Ne oldu oğlum? Ne oldu anneciğim? Hadi koş, anneannegilin yanına git, geliyorum ben. Evet, kekimi dediğim gibi çıkardım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çikolata eriteceğim. Ve az bir şey de süt dökeceğim. Sos yapıp üzerine gezdireceğim. Çok güzel oluyor. Onu da denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde çikolatalarımı kırdım. Şöyle. Şimdi çok az bir şey süt döküp çikolatalarımı eriteceğim. Sonra kekimin üzerine dökeceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde erittim çikolatamı. Gördüğünüz gibi böyle yanardağ pasta gibi oluyor aynen. Benim eşim normal keki sevmiyor açıkçası. Bu şekilde daha çok seviyor. O yüzden ben de hep böyle yapıyorum. Gerçekten de lezzetli oluyor. Denemeyen arkadaşlara tavsiye ederim. Kenarına akması hiç sorun değil çikolatanın. Onu dilimlediğimiz zaman kaşıkla kekin üzerine zaten döküyoruz. Evet, kekim bu şekilde. Bu arada kekin tarifini vermedim arkadaşlar. Normal klasik kek. 3 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağından az bir şey sıvı yağ. Yani klasik kek yapıp kalıpla aynen bu şekilde. Sadece ben üzerine işte kuru kek yemeyi sevmediğimiz için bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi biz arabaşı yapacağız. Konya'nın meşhur arabaşı yemeğinden çorbasını yapacağız. Yemeği olur. 9 tas su döktüm arkadaşlar. Şimdi 2 tas un, 3 tas su da burada karıştıracağım. Şimdi annemi bekliyorum. Annem gelsin. Çünkü hem çekip hem yapamıyorum. Tripodum olmadığı için. Şimdi başlayalım bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi böyle tepeleme bir tas un doldurduk. Şimdi bir tas daha dökeceğiz. Zaten burası anne, bu tasın içindeki tam geldi. Bırak bir dakika bana, bırak. Evet, 2 tas un oldu. Hani biraz daha dökebilirsin, tas o şey ya. Küçük ya, un az bir şey daha dökebilirsin. Şimdi burada da arkadaşlar o 9 tas suyumuz kaynayacak. Tuz attık içerisine biraz.
Çok uzak olmasın. Şöyle Fasulye yapalım. şuna bir daha dök. Evet, şimdi 2 tas una 3 tas su döküyoruz arkadaşlar. Herhalde 3 tas buna biraz az gelir. Biraz daha dökelim. Çünkü kasemiz küçük olduğu için bu şekilde kek çırpar gibi çırpmaya devam ediyoruz. Annem yapsın ki ben titretmeyeyim kamerayı. Tortu kalmayacak şekilde çırpacağız. İsterseniz bunu şeylerden kevgir diyoruz ya arkadaşlar. Onun içinden de geçirebilirsiniz tortusu kalmasın diye. Normalde biz öyle yapıyoruz. Çırpıcısı olanlar, elektrikli çırpıcısı olanlar zaten direkt onunla. Ben mesela öyle yapıyorum. Direkt çırpıp direkt döküyorum. Evet, bu şekilde şimdi suyumuz kaynadıktan sonra kaynayacak. İçine ilave edeceğiz zaten. Onu da çekerim zaten birazdan. Evet, şimdi böyle döküyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kar manzarasına bakar mısınız? Halen de maşallah maşallah yağmaya devam ediyor. Çok güzel bir kartpostal gibi bir manzara var yani. İnşallah birkaç gün böyle yağarsa barajlarımız da dolar. Biz de gerçekten kışı yaşamış oluruz. Evet arkadaşlar, şimdi ben arabaşı çorbamı yapmaya başladım. Şimdi arkadaşlar şu kaşığımla fazla doldurmadan 2 kaşık kadar un koydum. Biraz sıvı yağ koydum ve tereyağı koydum. Şimdi bu şekilde unumu kavurmaya devam ediyorum. Unum kavrulduktan sonra da salçasını atacağım zaten. Ondan sonra tavuğunu koyacağım. Kimisi normalde tavuğunu haşlıyor. Tavuk suyuna ayrıyeten yapıp döküyorlar. Tavuğunu didip içine atıyorlar. Ben direkt böyle yapıyorum arkadaşlar. Kavuruyorum, salçasını atıyorum, suyunu döküyorum, tavuğunu da içine atıyorum ki hem suyuyla birlikte tavuğu pişiyor, tüm özü her şeyi geçiyor, lezzeti komple içine geçiyor. Ondan sonra da tavuğunu alıyorum kepçe yardımıyla, didikliyorum, ondan sonra tekrar içerisine atıyorum. Evet, ben şimdi hemen unumu kavurayım, sonra tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, ben çekmeyi unutmuşum, kusura bakmayın. Dediğim gibi unumu kavurdum arkadaşlar. 2 kaşık, 1 kaşık biber salçası, 1 kaşık domates salçası, biraz da pul biber, tatlı yaptığımız toz biberden kattım içerisine ve aldığı kadar da un koydum arkadaşlar. Şu şekilde görebilir misiniz? İçine tavuğumu da attım. Hemen şöyle kaşığımla göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar tavuğumu da attım içerisine.
Şimdi bu kaynayacak. Düdüklümün ağzını kapatayım. Kaynadıktan sonra tavuğumu çıkarıp didikleyip içerisine atacağım. Bir iki şey var. Evet arkadaşlar, böyle karın altında da yürümeyi sevdiğim için özlediğimiz bir gün bugün de. Böyle gidiyorum bakalım. İnşallah beğendiğiniz bir vlog olmuştur arkadaşlar. Buna arabaşımı hazırlamıştım, çektim. Sonunu da göstermeye fırsatım olursa göstereceğim arkadaşlar. Bu vlogumun sonuna koyabilirim. Koyamasam da bir dahakine koyarım. İşte öyle. İnşallah beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Görüşmek üzere.